Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mültekal el-Hur. İbrahim el-Halebi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir müddet ara verdik derslerimize. Ama şu kadar miktarını okuduk. Yani Kitab-ül Hacca kadar geldik. Şu kitabı bir daha göstermek istiyorum size. Bu benim talebeyken okumuş olduğum mültaka kitabı. Yani Hac Bahsi. Mesela buradan Hac Bahsi'ni okuyacak olsak, bugün okuyacağımız ders elimdeki bu kitaba göre 1,5 sayfa okumuş olacağız. Şu kitaba göre 1,5 sayfa ders okumuş olacağız. Buraya göre, elimizdeki kitaplara göre ne kadar okuyacağız göreceğiz şimdi inşallah. O taş baskı dedikleri de bu. Bu taş baskı değil. Ama taş baskı da buna benziyor. Yani mültakanın ilk aslı bu. Haşiyesiz mi hocam? Efendim? Haşiyesiz hiçbir şey falan yok mu? Kenarlarında şey var. Yani kayıtlı. Kayıtlı. Evet. Biz bundan okumuştuk. Tabii biz bu arada usul dersleri okuduk yani. Evet. Mültakaya ara vermemizin sebebi. Tabii mültakaya ara verilmesinin sebebi bir takım usul dersleri okuduk. Usulü tefsir okuduk, usulü hadis okuduk, evet. Mantık okuduk. Şeyden devam ediyorduk. Neydi? Belagat, telhistan devam ediyorduk. Bundan dolayı ara vermek zorunda kaldık. Şimdi kaldığımız yerden hac bahsinden devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ül Hacci, Hac Bahsi. Hac kelimesinin lügat manası, kastetmek manasına geliyor. Kastadığı manasında kastetmek. Neyi kastetmek tabii ki? Lügari manası bu. Neyi kastetmek? Bunu örfi dediğimiz, yani istilahi manasını okurken neyin kastedildiği anlaşılmış olacak. Kitab-ül Hacci, Hac kitabı. Yani Hac Bahsi. Huve, bu hac, nedir? Hacı tarif etmiş oluyor. Ziyaretü mekanin mahsusin, fi zamanin mahsusin, fi fiilin mahsusin. Kısaca bu. Hacı kısaca bu. Neymiş? Huve bu hac nedir? Ziyaretü mekanin. Bir mekanı, mekan bir yer. Bir mekanı ziyaret etmektir. Hocam niye marife yapmış? Neyi hocam? Ya mekan belli olduğu için burada marife yapması daha iyi olmaz mıydı? Nekre-i mahsusa bu. Yani şey yaptığı için, kendisinden sonra mahsus sıfatı geldiği için o kelimeyi marifeye döndürüyor. Yani sıfatı olan nekre kelime marifedir. Huve bu hac nedir? Ziyaretü mekanin, bir mekanı ziyaret etmektir. Artık ziyaret kelimesi Türkçeleşmiş. Manasını kimse sormuyor ne manaya geldiğini. Bir mekanı ziyaret etmektir. Öyle mekan ki mahsusin hususi. Hususi bir mekanı ziyaret etmektir ki o hususi mekanda Beytullah'tır. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ayet-i kerimesinde Rabbimizin haber verdiği bir Beytullah'tır. Buna delil ise yani ziyaret mekanı mahsusin ibaresinin delili ise ne olur? Hac suresinin 29. ayet-i kerimesi olur. Estaizu billah, bismillah. Vel yufu nuzurahum, kulların bana vermiş oldukları sözleri yerine getirsinler. Vel yattavvafu bil beytil atiq, eski evi yani Kabe-i Muazzama'yla tavaf etsinler. Hac suresi 29. ayet-i kerimesi. Bizdekiler yok. Onlar yok zaten, onu ben söylüyorum hocam. Onlar yok. İbarede yok bunlar. Hac suresinin yani 22. sure olan Hac suresinin 29. ayet-i kerimesi, Kur'an-ı Kerim'den sayfası 334. 334. sayfaya açtığımızda bu ayet-i kerime karşımıza çıkacak. Vel yufu nuzurahum vel yattavvafu bil beytil atiqu. Evet, beyti atiqu, eski evi ne yapsınlar? Tavaf etsinler. Evet. Yani Kabe'nin etrafına hocam, dönülüyor. Hocam isminin geçtiğini Kur'an'da görüyorsunuz. Evet, ismini isim hocam. De geçiyor hocam, çok, isim de geçiyor. Evet, geçiyor hocam. Yani. Aynen. Yani hem Atik geçiyor hem Necmi geçiyor. Ve Necmi izâ hevâ. Hem de Atik. Evet.
Hocam çok Kur'anisiniz maşallah. Evet maşallah. Evet. Ve huve ziyaretu mekanı mahsusin, hususi bir mekanı ziyaret etmektir. Nerede? Fi zamanin, zaman içerisinde. Bu zaman da nekire. Öyle zaman ki mahsusin, hususi. Evet, nekire olunca 12 ay var. Mahsusin deyince hususi. Peki bu ibarenin musaddıkı olan ayet-i kerime hangisi? Bakara suresi, yani ikinci sure olan Bakara suresinin 197. ayet-i kerimesi. Kur'an-ı Kerim'den sayfası 30. Bakara'nın 197. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. El-Haccü eşhurun malumat. El-Haccü hac. Nedir eşhurun malumat? Malum ayların hacidir. Yani malum aylarda yapılan hacidir. Malum. Malum deyince bilinen. Nedir peki o aylar? O aylar zaten burada ibare içerisinde gelecek. Yani Şevval diyecek, Zülkade diyecek. Ve Zilhicce'nin ilk 10 günü diyecek. Onları söyleyecek eşhurhu cümlesiyle. Dolayısıyla fi zamanin mahsusinde anlaşılmış oldu. Peki ne ile? Ne ile? Bi fiilin, fiil ile, öyle fiil ki mahsusin, hususi bir fiil ile. Hususi bir fiil ile. Benim elimdeki nüshada şöyle bir ibare var. Vuhve ziyaretu mekanin mahsusin el-haccu lugaten el-kaslu ila ma'zamin ve şer'an ziyaretu mekanin mahsusin vel muradu biz ziyareti. Aynısını bilmiyorum. El-tavafu vel-vukuf bil mekanin mahsus el-ka'be el-muradu murad maksat biz ziyaret. Aynısı var mı? He? Var mı? Aynısı. Ziyaret ile maksat el-tavafu tavaftır. Vel vukufu ana metinde mi? Ile... Canım dipnot olarak bizde bir değil mi? Vel vukufu evet. Vukuf ile maksat vel vukufu vukuftur ve bil mekanil mahsus el kâbetü ve arafatün hususi mekan ile maksat maksat kâbe ve arafattır. Fi mekanin mahsusin ile maksat nedir? Fi tavaf fi tavafi min tulu'i fecri min tulu'i fecri yevmin nahri ila ahiril umri yani bayram gününün tuluğundan, güneşin doğmasından ömrün sonuna kadar. Öyle bir hastalık oldu. Haccin yarım kaldı değil mi? Ömrünün sonuna kadar tamamlayabilirsin. Ve fil vukufu bi arafe, arafet, arafatta işte vakfe yapmakta. O da min zevari yevmi arafe ila ben de yok hocam. Nahri. Yok değil mi? Ben de neyse yok. Bunlar da zaten kayıt. Bi fiilin mahsusin huve tavafu ve sa'yu. Oradaki fiilin mahsus ile maksat tavaf ve sa'yidir. Şimdi şurada bir daha baştan alacak olursam huve bu hac nedir? Ziyaretü mekanın mahsusin hususi bir mekanı ki o hususi mekan Kabe-i Muazzama'dır. Bunu ziyaret etmektir. Bunun delili olarak Hac suresinin 29. ayet-i kerimesini değil mi? Not etmiştik. Fi mekan fi zamanin mahsusin hususi bir zamanda deyince bunun da delili neydi? Bakara 197. El-Haccu eşhurun malumat. Bunlar teferruatına girecek. Bi fiilin mahsusin dendiği zaman hususi bir fiil ile deyince hususi bir fiil nedir? Bir hacda hususi bir fiil ne yapıyoruz? Tavaf ediyoruz. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyoruz. Sa'yi yapıyoruz. Bir de ihramlı olarak vakfe yapıyoruz. Bunların delillerine baktığınız zaman da tavafın delili işte Hac suresinin 29. ayet-i kerimesidir. Fele tavufu bil beytil atiq ayet-i kerimesidir. Sa'yin delili ise Bakara suresi 158'dir. Sayfa 23, 158'dir. Estaizu billah. İnne safa vel merve min şa'irillah. Femen haccel beyte ezi i'temer felâ cünaha aleyhi en yettavvefe bihima. Femen tatavva khayran fe inna allaha şâkirun alim. Ayet-i kerimesi sa'yin delilidir. 128 mi? Evet. Bakara suresi 158. 158. Bakara 158 sa'yin delili. Tavafın delili Hac suresi 29. Peki vel vakufu muhrimen var yan kayıtta. Yani ihramlı olarak vakfe yapmak. Bunun delili nedir? Bunun delili de Bakara suresinin 198. ayet-i kerimesi. Bakara 190 İhram. 198 evet. Evet ihram. Yani fe idâ efhavvotum ihramın değil. Vukuf. Arafat'ta vakfe yapmak. Fe idâ efhavvotum min arafatin Arafat'tan aktığınız zaman daha demek ki Arafat akılan bir yer. Arafat'tan ayrılıyorsun. Kendisinden ayrılan
bir yer. Demek ki orada duruyorsun, bekliyorsun ki Allah-u Teala اِذَا فَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ buyuruyor. Arafat'tan aktığınız zaman da, akarcasına böyle ayrıldığınız zaman da insan seri yani. فَذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Meş'ar-ı Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. وَذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ Allah-u Teala size öğrettiği gibi Mevla'yı zikredin. وَاِنْ كُنْتُمْ لَمِنَ الضَّالِينَ Şüphesiz muhakkak siz dalalette olanlardan idiniz. Mevla buyuruyor. Bakara Suresi 198'de sayfa 30. Evet. Ayet-i kerimesinde böyle buyuruyor. Dolayısıyla orada فَاِذَا فَضُّتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ cümlesi oradaki vakfeye ne oluyor? İşaret oluyor. Yani usul fıkıhta dal bil ibare, dal bil işare, dal bil iktiba var usul fıkıhta. Tabii ki oradan o çıkıyor. فَاِذَا فَضُّتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ vukuf, vakfe çıkıyor yani. Şimdi o zaman neymiş hac? Haccın lugavi manası, lugat manası kastetmek. Şer'i manası ise huve ziyaretü mekanin mahsusin fi zamanin mahsusin bi fiilin mahsusin hususi bir fiil ile hususi bir zamanda hususi mekan olan Kabe-i Muazzama'yı ziyarettir. Ziyaretten ibarettir. Hac buymuş. Delilleri de zikrettiğimiz şekilde. Tamam mı hocam inşallah? Furiba farz kılındı. Tahtındaki huve zamiri hacca gidiyor. Furiba farz kılındı. Nerede fil umri ömürle, insan ömürle kaç kere? 1, 2, 3, 4, 5 merraten, bir kere. Merraten, bir kere. Ne üzere alel fevri, derhal. Alel fevri, evet, aciliyet üzere. Alel fevri, aciliyet üzere. Yani derhal. Farz oldu, hemen derhal ne yapmak lazım hocam? Yapmak lazım. Yapmak lazım. Ama hocam şeye giriyor adam, çekilişe giriyor, bilmem neye giriyor. Bir sene çıkmıyor, sonra yine çıkmıyor, yine çıkmıyor. 10 sene çıkmıyor hocam. O şey, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ سَدَعَ اَيْهِ سَبِيلًا Gelecek hocam. Ha. Hani şimdi bazı şeyler insanın elinde değildir. Evet. Elinde olan şey vardır, elinde olmayan şey vardır. İmkanları... Yani olan, şartları zorlaması gerekir mesela. Avrupa'da güzel mi? Ha. Şartları şöyle, zikrediyor kimi şartları. Öyle mi? Tamam. O şartlara uyduğu takdirde yani üzerine farz oluyor. Gelecek. Bir şartı İslam diyecek ilâ ahirehim. Alel fıvri, aciliyet üzere yani derhal. Hilafeli Muhammed, İmam Muhammed buna muhalif oldu. İmam Muhammed'e göre derhal olmayabiliyor. Alel fıvru olmayabiliyor. Alel fıvru fetvası İmam Ebu Yusuf ve İmam-ı Azam'ın fetvasıdır. Alel fıvri fetvası İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf fetvasıdır. Hilafeli Muhammed deyince İmam Muhammed bu görüşe muhalif oldu. Evet. Şimdi burada hani ömürde bir kere farz kılınmasıyla alakalı aşağıda bir kayıt var. Sizde aynı kayıt var mı bilmiyorum. Orayı bir okuyayım ben hızlıca. An Ebi Hureyra radıyallahu anhu قال Ebu Hureyra'dan rivayet olundu. Buyurdu ki Hatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakal Efendimiz hutbe verdi bize ve dedi ki Eyyühen nas, ey insanlar İnnallaha Teala şüphesiz Allahu Teala kad farada aleykumul hacca sizin üzerinize farzı şeyi haccı farz kıldı. Fahaccu öyleyse hac yapın. Var mı? Var. Fahaccu öyleyse hac yapın. Fekala racülün bir adam dedi ki ekulle amin ya Resulallah her sene mi ey Allah'ın Resulü? Fesekete Resulullah sustu. Hatta kalaha selafen. Ta ki adam bu sözünü üç kere söyledi. Ekulle amin ya Resulallah. Ekulle amin ya Resulallah. Ekulle amin ya Resulallah. Üç kere zikrettim. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Efendimiz buyurdu ki لَمَ قُلْتُ النَّعَمْ Şayet yani evet desem لَوَجَبَتْ Elbette vacip, gerekli olacak. Hac. Hac sana gerekli olacak. لَمَ سَدَعْتُمْ Ve gücünüze yetmeyecek. Ahmet ve Müslim, Ahmet ibn-i Hanbel ve Müslim bunu rivayet ediyor. Yani بِأُمِّي وَأَبِّي يَا رَسُولَ اللّٰهُ Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu kastediyor. Yani لَوْ قُلْتُ نَعْمْ Şayet ben evet desem لَفُرِضَتْ عَلَيْكُمْ Hac üzerinize farz kılınacak. Her yıl. لِأَنَّهُ çünkü لِأَنَّهُ şöyle ki لَا يَنْتُقُ O Resulullah لَا يَنْتُقُ عَلِ الْهَوَى Hevadan, kendi hevasından bir şey konuşmaz. وَاِنَّمَا عَنْ اَمْرِهِ وَحُكْمِهِ Subhanehu. Onun söylemiş olduğu şeyler Mevla'nın emrinden ve hükmündendir.
Vesaire bu soruyu soran sahabi ise huve el-Akra'u İbn-i Habis radıyallahu anh. Bu zatmış. Akra bin Habis adındaki sin ile Habis adındaki zat böyle bir soru sormuş. Zaten çok soru sormak insanı helaka getiriyor. Allah muhafaza. Alel-Fevri ile yani bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir konudaki Allah'ın herhangi bir hükmünü hüküm olarak verebileceği, koyabileceği vuslatı evet. olduğunu delalet ediyor hocam. Evet hocam. Alel-Fevri ev yecbu l-haccu alel-Fevri dune te'ahhurin yani eşhuran hacci el-evveli minel-am el-evveli lil-edai an Ebi Yusuf rahimahullahu teala ve huve kavlul imam rahimahullahu teala kâle ibn-i Abbas radıyallahu anhumma İbn-i Abbas dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu te'accelul hacce haccı da acele edin yani haccı acele yapın buyurmuş yani feribata yani o farz olan haccı kastediyor Efendimiz Aleyhisselam yani farz olan hacda ne yapın acele edin fe inne ahadakum zira sizden biriniz la yedri bilemez ma yu'radu lehu yani başına ne gelecek değil mi? Başına neyin geleceğini bilemez. Evet. İyalâhu's-Sünen Ahmed ibn Hanbel burayı geçelim. Evet. Ve huve es-sahhu rivayeteyn an-İmam el-Malik ve Ahmed'e kema fi âmmetü'l-kutub el-mu'tabarat kel-Khâniyeti ve el-Esrâr ve fil-Kunyeti innehu'l-muhtar fe يفسق وتؤد شهادته بالتأخير عن الأول بلا عذر الله الله yani özürsüz olarak farz kılındığı zaman da hacını tehir eden kişi diyor fasık olur diyor ve şehadeti reddedilir illa müstesna eda ettiği zaman da müstesna لو في آخر عمره evet فإنهو zati onun ismi. Çünkü onun hacı yapmış olmasını bila hilaf, hilafsız olarak onu ben aldım dedi, çay alırdım. Şey olur, şeyi düşürür. Fıskını düşürür. Yalnız oraya şey. Evet. Burada tamam. Alel-Fevri, hilafelli Muhammed. İmam Muhammed evet. muhalif oldu. İmam-ı Azam ve İmam-ı Müslüm'e göre fevren, yani derhal, yani aciliyet üzere ömürde bir kere hac yapmak farz kılındı. Peki ne şartıyla? Bu işin bir şartı, şurtu var mı? Var tabii ki. Şartı var, rüknü var. Şartlar var, rükünler var. Bir şartı İslam'ın İslam şartıyla, yani Müslüman olmak şartıyla. Evvela şurada bir iki ibareyi hızlı hızlı okuyacağım. Sonra bazı kayıtlar var. Oraya geçeceğim. Bir şartı İslam'ın İslam şartıyla, yani Müslüman olmak şartıyla ve hürriyetin, hani niye İslam onlara gireceğiz. Ve hürriyetin hür olmak şartıyla. Hür deyince, İslam deyince kafir çıktı. Hür deyince köle çıktı. Ve aklın, akıl şartıyla. Akıl deyince deli olan kimse çıktı. Ve bülüğün, bülüğa erme şartıyla deyince çocuk çıktı. Ve sıhhatin, sıhhat şartıyla deyince sakat olan çıktı. Bu sakatta tabii kim, hangi sakatlar onlar da diyeceğim. Ve kudretin, zâdin, azık kudreti şartıyla. Azık kudreti, zat azık demektir. Azık yani azlığına kudretin gücün yetecek. Nedir bunlar? Bunlara gireceğiz. Kısaca bir okuyayım böyle. Rahiletin, rahile binek. Uçak olabilir, efendim at olabilir, değil mi? Deve olabilir, araba olabilir, otobüs olabilir. Rahiletin binek. Bineğe kadir olma şartıyla. Ve nefakatin ve nefakati zihabihi ve nefakati zihabihi gidiş nafakasına kadir olmak şartıyla ve iyabihi geliş nafakasına kadir olmak şartıyla böyle zihab zehebe yedhebu zihaben zehab mı? Zehab da var ikisi de var zehab olur ya zehab öyle gidiş ve geliş öyle nafaka ki fadulet fazla oldu. Neden? An havâicihil asliyetim asli ihtiyacından. Adamın asli ihtiyacından fazla olan gidiş geliş nafakası, binek ve kudrete, binek ve azığa kadir olma şartı, sıhhat şartı, buluğ şartı, akıl şartı, hürriyet şartı, İslam şartıyla. Bu şartlar devam edecek. Daha bitmedi şartlar.
Şimdi biz çok da fazla uzatmadan geriye bir daha dönelim şimdi. Bir şey oldu İslam'ın dedi. İslam şartıyla deyince aşağıda ben yan kayıtta şunu okuyorum. Görüyorum. Bir şey oldu İslam deyince hadihi şurudu vücubil haccı. Haccın vücubunun şartları. Neymiş bunlar? Haccın vücubunun şartları. Yani İslam, hürriyet, akıl, uluv, sıhhat, kudret-ü zat, kudret-ü nahile, rahile, kudret-ü nefakati zihabihi ve iyabihi ila ahirihi. Bunlar neymiş? Şurudu, vücub-ül hacci, haccin vücubunun şartları. Evvel İslam, İslam'a gelince feli ennel hacca zira muhakkak hac ibadetün bir ibadettir. La sebile li kafirin ila eda ile ibadeti, yani ibadeti eda etmeye kafir için bir yol yoktur. Yani kafir evvela iman etmesi lazım. Kafire böyle bir şey şart değil yani. Evvela iman edecek. لِفَقْدِ niyeti min اَهْلِهَا ehli tarafından niyet. Fakt olduğu için, yani yok olduğu için, ortadan kalktığı için. Hacı yapacaksan evvela Müslüman olman lazım. Ehli İslam'da olacak. Ehli İslam olman lazım. Bu da illetini söylüyor. Yani şimdi bu okumuş olduğum, benim okuduğum yerler ibare değil. İbarenin kayıtlarını okuyorum. Evet. Hikmetini okuyoruz yani. Hürriyet deyince vel hürriyetü, hürriyet de şarttı. Le'ennel abde, çünkü kul, la male lehu, kulun malı, yani kölenin malı yok. Evet. Yani bu işin bir mal gerekmiyor mu? Gerekiyor. Kölenin malı yok. Fehuve la yastatayur, o da buna güç yetiremez yani. Malı olmadığı için. Mal kendisinin değil. Emmel aklu, akla gelince feli enne faqidel akli, muhakkak aklın yok, yani aklı yok olan la yuhatabu ve la yukellefu bil ibadeti, ibadet ile mükellef olmaz ve muhatap da değil. Yani bu da açık. Ve emmel buluğ, buluğa gelince feli enne sabiyye la yukellefu bil ibadeti vücuben, vücuben ibadetle mükellef değildir. Vücuben mükellef değildir. Nafil olarak yapabilir. Değil mi? Nafil olarak bir çocuk namaz kılabilir. Nafil olarak oruç tutabilir. Ama vücuben ona gerekli değildir yani. Çocukluğunda hac yapmış, sonra zengin olmuş. Hı hı. Çocukluğunda yaptığı hacı şey sayamaz değil mi? Yok, yapacak. Ve sıhhatü, sıhhata gelince, yani kastediyor, selamete bedenihi, bedeninin selametini kastediyor. Neden selametini, kurtulmasını? Minel afatil maniati, men edici afat, afatlardan, bu da minel kıyami, kıyamdan, kayyum olmaktan, bima la budde minhu fis sefer, seferde işte kendisinden ayrılık olmayan şeyler vardır. Mesela birisi sana yardım edecek, mesela ayakta duramıyorsun, ondan sonra ayağı şeyin üzerine gelecek adam, bineğinin üzerinde duramıyorsun, bineğin üzerinde yani yolculuk yapamıyorsun. Ama şimdi diyeceksin ki zaman değişti, uçakla beraber götüren var, getiren var, hayır. Yani şartların değişmesiyle bir takım hükümler farklılık arz edebiliyor. Ve hâzâ alâ kavlil imam rahimahullahu teâlâ, bu İmam-ı Azam'ın sözüdür. Ve kavlil sahiban, ve kâle sahiban, sahiban dediğimiz İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Ebu Yusuf dedi ki yefruddul haccu, yufraddul haccu alel meriyadî, hasta olan kimseye hac farz kılınmıştır. Öyle hasta ki gayril kâdire alel sefer, sefere kadir olmayan farz mıdır diyor. Yufradu diyor değil mi? Hocam bizde o kayıt yok. Ben de takip edemiyorum yani. He. Neyse. Ne gibi kel mefluci, felçli gibi ve maktu'i ricileyni, iki ayağının kesilmesi gibi, ve ricili veya bir ayağının kesilmesi ve racülül kebiril fani, yaşlı şeyhul fani dediğimiz ihtiyar adam gibi, kimse gibi. اَلَذِي لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ, öyle adam ki bileği üzerine duramıyor. O zaman bu kayıtlar size diyorsa ben burayı buralara okumayayım. Yok, okey. Keşke da kitaplarımız aynı olsaydı. Sonuçta kaydediliyor hocam. Kitaplarımız keşke aynı olsaydı. Yani bu kayıtları yani beraber okusaydı. Hocam, hocanın kitabı daha kalmadı. Yani bu şeyin, Müessesetü Risale, Beyrut baskısı, Beyrut baskısı, güzel de bir kitap. Şundan okudum ben ama bu güzel bir kitap. Gerçekten. Güzel bir kitapmış hocam gerçekten. Yani kayıtları çok hoş hakikaten. O zaman şeyden devam edelim. Alıyorum bir daha. Ne şartıyla? Bir şart-ı İslam'ın İslam şartıyla, yani Müslüman olmak şartıyla deyince kafir çıktım.
Daha ve hürriyetin hür olmak şartıyla deyince köle buradan çıktı. Daha ve aklin akıl şartıyla deyince buradan akılsız olan deli çıktı. Daha ve bülüğün bülüğa erme şartıyla deyince buradan çocuk çıkmış oldu. Daha ve sıhhatin sıhhat şartıyla deyince burada sıhhatli olmayan, işte felçli olan vesaire, yani yürüyemeyen, gidemeyen insanlar çıkmış oldu. Daha bunlar hacı bunlardan sakıt oldu yani. Ve kudratü ve kudrati, yani bişardı kudreti zâdin demek, bir geriye matuf. Ve kudreti zâdin ve azık, azığa kadir olma şartıyla bunların teferruatı gelecek. Ve rahiletin ve binek, bineğe kadir olma şartıyla bineğin olacak. Yani seni oraya götürüp getiren bir bineğin olacak. Atın olabilir, deven olabilir, araban olabilir, otobüs veya uçak, neyse, gemi. Ve nefakati zihabihi veya zihabihi, gidiş nafakasına kadir olma şartıyla, daha ve iyabihi, geliş nafakasına kadir olma şartıyla, öyle nafaka ki fadulet, fazla oldu. Neden? An havaicihi, ihtiyacından, ihtiyaçlarından, öyle ihtiyaçlar ki el asliyetim, asli olan ihtiyaçlarından. Daha ve nafakati iyalihim, daha ve nafakati iyalihim ve iyalini, yani ailesinin nafakasından fazla oldu. Yani kendi nafakasının havaici asliyesinden fazla olacak. O gidiş geliş nafakasının bir de ailesine bırakacağı bir meblağ olacak. Adam belki Mekke-i Mükerreme'ye yakın bir yerde, bir memlekettedir. Öyle adam var ki Türkiye'dedir. Öyle adam var ki Avrupa'dadır. Hac yapacak. Bir sürü belde geçecek değil mi? Evet. Dolayısıyla kimisi var belki bir ayda varacak oraya. Kimisi üç ayda, kimisi altı ayda. Kimisi belki bir yılda gidip gelecek. O zaman sen bir yılda gidip geleceksen ne yapman lazım? Bir yıllık ehlinin nafakasını temin etmen lazım. Ama şimdi uçakla gidiliyor. Hatta 10 günde gidiyorsun, gelebiliyorsun. Bir haftada gidip gelebiliyorsun. Dolayısıyla veya da gidiyorsun, bir ay kalıyorsun. Bir aylık ailenin nafakasını veya 10 günlük nafakasını koyacaksın kenara. Gidiş süren kadar. Zamana göre değişiyor tabii. Yani mekan ve zaman hükmü, bu hükmü değiştiriyor. Evet. Ne vakte kadar? İlâ hîni avdihi, dönüş zamanına kadar. İlâ hîni avdihi, dönüş zamanına kadar. Avd dönmek, âde yaudu avden dönmek. İlâ hîni avdihi, dönüş vaktine kadar, zamana kadar. Neyle beraber? Ma'a emnit tariqi, yol emniyetiyle beraber. Yol emniyetiyle beraber. Yani yol emniyeti olacak. Şimdi ma'a emnit tariqi, şurada ben bir iki kayda bakmak istiyorum. Kudret-i zâdin ve râhiletinim dediğim. Evet. Gerçi bunları söyledik. Burada Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis-i şerif var. An Enes'in radıyallahu anhu fi kavlihi ta'ala Estaizu billahi bismillah ve lillahi alennâsi hüccul beytim men istatâ ileyhi sebîlâ ve lillahi alennâsi hüccul beytim. Allah için insanlar üzerine haccet, insanların hac etmesi vardır, gereklidir. Ondan beden men istatâ ileyhi sebîlâ, yol cihetinden oraya kadir olana. Yani o beyte yol cihetinden kadir olana kıyla dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, messebil. Bu ayet-i kerimede geçen sebil kelimesi, sebilâ'dan kasıt nedir diye sordu. Kâle Efendimiz burada ezzâdü ve râhiler. Ezzâdü, azık, daha ve râhiletü binek. Azık ve binektir buyurdu. Tabi o dönemde Kabe'ye gitmek için herhangi bir sıkıntı yoktu hocam. Yani yol emniyeti vardı. Yolda kervanlarla çıkıyorlardı. Çünkü eşkıyalar vardı. Yolunu kesiyorlardı. Hacca gidenlerin ırzına geçiyorlardı. Malını gasp ediyorlardı. Dolayısıyla kafilelere, mesela burada bizim coğrafyamızdan da değil mi? Haremden çıkarmış Osmanlı padişahlarının şeyiyle beraber, işte Şeyhülislam'ın dualarıyla beraber yüklü miktarda da şey olurmuş. Yani oradaki kişilere hediyeler ve altınlar olurmuş. Ve o kafileye zarar gelmesin diye de askerler bulunmuş. Şimdi biniyorsun uçağa, bir sürü eşkıya gibi yerlerden havadan uçarak gidiyorsun. 3 saat sonra Cidde'desin. Ama öbür türlü yani belki 3 ay yolculuk yapıyorsun develerle. Veya Medine veya Mekke'de iniyor hocam. Onlara dönüyor. Yani. Onun için Efendimiz öyle buyurmuş. Sebilden kasıt ezzad ve rahiletü. Azık ve
binektir. El hakim ve kâle sahihun alâ şerdi şeyhayn ve râvâhu tirmizî ve kâle hadîsun hasen. Kultu ve yudâfu ilâ şurûd-i vücûb-i l-haccî el-ilmû bikemdil haccî fardan. Bir yani vücubunun şartına bir şart daha izafe ediliyor. O da haccın farz olduğunu bilmektir. Adam bilmeyebilir. Fi hakkı men esleme fi daril küfri. Küfür diyarında Müslüman olan kimse için. Küfür diyarında Müslüman olmuş adam haccın farz olduğunu bilmiyor. Demek ki haccın farz olduğunu da bilmen lazım. Ve yukimi biha. Ve orada ikame ediyor. Ehli küfrünün diyarında ikame ediyor. Bu kimse için. Ev veya men. Şu kimse ki yukimu fi badiyetin. Veya bir sahrada, yani şehirden uzak bir yerde oturuyor. Ev cebelin veya dağda oturuyor. Munkatiyan alinnaz, insanlardan uzak. Alakası kesik yani. İnsanlarla irtibat değil. Adam, böyle bir adamla hacın farz olduğunu bilmiyorsa buna hac farz değil. Bu hac farziyetiyle alakalı bir hüküm olur mu? Yani namazın farz olduğunu bilmiyorsa, orucun adam, farz olduğunu bilmiyorsa... Yok, şöyle hocam. Dağ başında, adam Müslüman olmuş, dağ başında yazıyor, yaşıyor. Kendisine İslam'ın hükümleri ulaştırılmamış. Bu adam kendisine ulaşan şeylerle, şeyleri yapmakla mükellef. Bu tabii o dönemle alakalı değil mi hocam? Bu dönemde böyle bir şey olmuyor. Böyle bir şey, şöyle bakıyorsun haberlere mevzu bahis oluyor. Adam şeyde, dağ başında yaşıyor. 40 yıldır dağ başında yaşıyor. Ailesiyle beraber, çocuğuyla beraber. Elektriği yok, suyu yok, insanlar yok yanında. Dağ başında yaşıyor. Şimdi bu adam dağ başında yaşıyor ama dağ başında doğmamış. Dağ başına gitmiş. Bu adam İslam'ı biliyor. Dolayısıyla bu adam dağ başında olsa İslam'ın ahkamını orada yaşayacak. Hocam haccın farziyeti hususunda yani bir insan, bir erkek zenginse hanımı da zengin midir yani? Onu çıkartabilir miyiz? Yok. Mal yani mal kiminse o zengindir. Peki hacca... Hac eğer şöyle mal hanımınsa yani hac ona farz olmuşsa onun da şartlarını söyleyecek. Mahremi varsa mahremini alır gider yanında. Mal kiminse, kim zenginse hac ona farzdır. Evet. Yani kimin imkanı varsa. Mahremi olmadığı sürece haccın farzı düşer. Aynen. Hanefi mezhebine göre yani, düşer. Şeyle şoförle nikahlanamaz yani. Yok, yok. Bir de öyle bir şey. Allah muhafaza. Evet. Yapıyorlar. Hanımın malı yoksa hediye mi etmiş oluyor ona o şeyi? Onu şimdi söyleyecek. Bunlar ibarede gelecek. Evet. Yani aslında ulema, alimler şey bırakmamışlar. Hepsi ne varsa yazmışlar diye. Ne dedik şimdi? Ma'amne tariqi. Yol emniyetiyle beraber. Yani yol emniyeti olacak. Yol emniyeti şart. Evet. Nerede?